Şimdi bu gece eski Türk inancına göre en önemli gecelerden birisi, 21 Aralık. Güneşin Oğlak Burcu'na girdiği bir tarih. Güney Kutbu'nda, aslında bizim buradaki 21 Haziran nasıl en uzun gündüzse, Güney Kutbu'nda, Güney Azerbaycan diyeceğim ben. Güney Kutbu'nda en uzun gece olarak, gündüz Kuzey Kutbu'nda ise, yani yengeç dönengesinde ise en uzun gece olarak geçer. Ve bu tarihten itibaren gündüzler uzamaya başlar. Dolayısıyla aslında eski Türk takviminde yeni yıl olarak kabul edilir. Bir yerde kışın da başlangıcı olarak kabul edilir. Bizim Iğdır'da çile diye geçer. Azerbaycan'da çille diye değerlendirilir. Yani o şekilde ifade edilir. Çiftle ile söylenir. Orijinalinde öyle zaten. Aynı zamanda çile, yani çille çocuk doğduktan sonra 40 günlük süreyi de ifade etmek için kullanılan bir tabir. Ve bizim büyük çile, küçük çile diye tabir ettiğimiz kış bölümleri vardır. İlki, yani büyük çile 21 Aralık'tan itibaren başlar, 40 gün sürer. Küçük çile de o 40 gün bittikten sonra 20 günlük süreyi ifade eder. Yani bu 40 günlük meseleden dolayı, süreden dolayı çile ismi konmuş bu tarihe. Anadolu'da zemheri de denir ama orijinali çile şeklinde değerlendirilir. Şimdi bu gecenin sabahı kış mevsiminin ilk günü ve kışın da yavaş yavaş kendini iyice hissettirdiği dönemdir. Çünkü güneş doğrudur, gündüzler uzamaya başlar ama güneş Güney Kutbu'nda olduğu için, yani Güney Kutbu'na daha yakın olduğu için Kuzey Kutbu'nda kış mevsimi iyice kendisini hissettirmeye başlar. Yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta, dediğimiz gibi güneş Oğlak Burcu'na gider. 40 günlük büyük çile var, 20 günlük küçük çile var. O 20 günlük küçük çileden sonra da Nevruz Bayramı başlıyor işte. Anadolu'da veya da bizim Iğdır'da da eskiden canlı bir şekilde kutlanan bir bayram olarak kutlanıyor. Ve mesela çille gecesi, çille bayramı tabirleri de kullanılır Azerbaycan'da. Ben Azerbaycan derken hem Güney Azerbaycan'ı hem de Kuzey Azerbaycan'ı ifade ederim. Yani Güney ve Kuzey'i ayırmak da zaten 1813'ten itibaren ortaya atılan bir şey aslında. Yani kasıtlı olarak iki, yani bir vatanı ikiye bölmüşler. Halen de iki, aynen. Bir bölümü, büyük bir bölümü İran sınırları içerisinde. Diğer bölümü de işte Araz'ın üst tarafı, kuzey tarafı da Kuzey Azerbaycan olarak geçer. Ama baktığımızda hepsi aslında bir vatan. Bir vatanı ikiye bölmüşlerdir. Bunu konu biraz dağılıyor ama Azerbaycan'ın ne olduğunu bilmemiz lazım. Ayrık Türküsü'nden tutun da işte yar bize konak gelecek. Bunların tamamı aslında ikiye bölünen bir halkın veya da bir milletin birbirine özlemini dile getirir. Yani Azerbaycan türkülerine baktığınızda, Azerbaycan mahnılarına baktığınızda bu haseti hep görürsünüz. Yani o dönemde aslında biraz şifreli konuşuluyor. Haberleşme açısından da kullanılıyor. Laleler türküsü de aynı şekilde Osmanlı ordusunun Bakü'ye girişini aslında ifade etmeye, anlatmaya çalışır. İşte Kafkas İslam ordusunu ifade etmeye çalışır. Birçok türkümüz de o şekildedir. Yani içeriğine baktığınızda mutlaka bir milli bilinci içinde görürüz. Şimdi 21 Aralık'tan sonraki gündüzler uzamaya başlar. Büyük çilenin başladığı günün önceki akşamı, yılın en uzun gecesi, bayram yapılır. Her bölgenin iklim ve imkanlarına göre güz mevsiminin son gününe kalmış olan yiyeceklerden, içeceklerden ve işte karpuzdur, nardır, ne bileyim işte kış meyvelerindendir. O gece ailenin imkanına göre bir sofra düzülür. O sofrayla bayram kutlanır. O yılın bereketli geçmesi için kutlanır. Şimdi kış biraz çile deyince sanki hani çile çekilecek bir mevsim gibi değerlendiriliyor ama aslında baktığımızda karın çok yağması da istenir. Onun bayramı da yapılır. Kar yağacak ki bahar ve yaz bereketli olsun. Çile akşamlarının kendine özgü ritüelleri var. Bu ritüeller içerisinde mesela nişanlı kızların veya da yeni gelinlere, kaynana, kaynata veya da işte erkek tarafı yakınların tarafından çilelik denilen hediyeler gönderir. Mesela öyle hediye dediğimde öyle külçe külçe altını kastetmiyoruz tabi. Mesela zor bulunan meyveler neyse o saklanır, jest olsun diye karşı tarafa gönderilir. Mesela karpuz gönderilir. Şimdi günümüzde karpuzu bol rahat bir şekilde bulabiliyoruz ama eski dönemi düşünün, bundan 100-150 sene önce bu mevsime karpuzun kalması çok zor. Özel koşullarda saklamanız lazım. Onun dışında bir tepsi hazırlanır, kız evine gönderilir.
Onun içerisinde değişik yiyecekler konulur, değerli eşyalar da konur. Evet, onun üstü beyaz veyahut da işte kırmızı bir tülle örtülür, eve götürülür. Eve götürüldü, ertesi gün de o hediye götüren kişiye de çorap verir onu. Yani ev sahibi hediyeyi alan, ev sahibi de hediyeyi getirene hediyeler verir. Ertesi gün de o getirilen hediyelerden kolu komşuya pay verilir. Onlara da verilir, dağıtılır yani. Yani bir yerde bayramlar zaten paylaşma esasına dayanır. O gün mesela gece imkanımız olmadığı için pilav falan da yapılır aslında. Yani düğü denir, pirinç pilavı özellikle yapılır. Bizim orada düğü pilavı denir. Bulgur pilavı, düğü pilavı şeklinde. Ama bulgur, pirinç pilavı özellikle yapılır, bereketli olsun diye. Baş meyvelerden birisi de nar. İslam hocam orada içini açmış, narları bırakmış. Evet, nar zaten çilleye Türk dünyasında nartuğan da denir. Nar burada yiyecekten ziyade güneşi temsil eder. Nartuğan yani güneşin doğduğu gün anlamında. Çünkü artık yarından itibaren gündüzler uzamaya başlayacağı için o isim kullanılır. Yani aslında eski bir Türk geleneği bu. Geleneklerimize sahip çıkmazsak eğer bir başkaları bize o geleneğimizi alır. Yani kültür ögemizi alır, sahip çıkar. Allar pullar bize tekrar satar yılbaşı gibi. Ağaç süsleme Türklerde var olan bir gelenektir. En basitinden bir yerde Anadolu'ya gittiğinizde ağaçlara bir sürü çaput bağlarlar. Yani o ağaç süsleme geleneğine gelen bir şey. Çünkü Türklerde ağaç kutsaldır. Kayın ağacı özellikle. Akraba isimlerimizde bile vardır kayın. İşte kaynata, kaynana gibi. Akrabalığı bildirir. Hani veyahut da birisi evde ayrı şeye diğer çocuklardan ayrıldığı zaman nedir? Ben ağaç kovuğundan mı çıktın der. Yani ağaç bir yerde anne olarak değerlendirilir. Oğuz Kağan destanında da Oğuz Kağan'ın eşinin birisi ağacın içinden çıkar. Hayat ağacı motifi de vardır Türklerde. Yani dediğimiz gibi ağaç kutsal. Ağaç süsleme batıya ait bir şey değildir. Yıl başında tamam şimdi çam ağacı falan süslüyorlar da Türklere ait bir şeydir. Zamanla Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra o gelenekten koptukları için Avrupalılar onu sahip çıkmış. Büyük ihtimalle de Hunlar götürmüştür onu oraya. Ondan sonra onlar yılbaşı Noel'de kutlamaya başlamışlar. Günümüze kadar da gelmiş. Eski Sümerler'de de ağaç süsleme geleneği var. Yani eski Sümerologlar falan bunları kanıtlarıyla ortaya koymuşlardı. Zaten Sümerleri araştırdıkça Türklerle bağlantıları ortaya çıktıktan sonra ondan sonra işte Anunnakilerden bahsediyor Batılılar. İşte uzaylılar geldi. Onlar uzaylıydı. Kanatlı işte uzaylılardı gibi uydurmaya başlıyorlar. Türklerle bağlantıları çıktığı için kabul etmek istemiyorlar. Artık eskisi kadar Sümerlerle ilgili araştırma da yapılmıyor. Bizim Leyla ile Mecnun diye bildiğimiz hikayenin orijinali bile Sümer hikayesi. Sümer tabletlerinde var olan bir hikaye. Yani Araplara ait bir hikaye değil o. Ama kim sahip çıkarsa onun oluyor günümüzde kültür ögeleri. Ha başka bir açıdan baktığımızda Noel Baba diyorlar Antalyalı. Antalya'nın Demre ilçesinden. Antalya'nın Demre ilçesinde kürkün ne işi var? Geyiğin, rengeyiğin ne işi var? Yani tarihe baktığımızda, günümüzdeki yaşayışa baktığımızda rengeyi besleyen Türkler var. Rengeyiğine binen Türkler de var. Yani Türklere ait olan bir geleneği Avrupalılar almış, bize tekrar yeni bir şeymiş gibi satmaya başlıyorlar. Onu yaptığımızda Avrupalılaşmış oluyoruz, öyle değerlendiriyoruz. Halbuki bizim kendi öz kültürümüzde olan, var olan bir şey. Veyahut da eski kam davullarının üzerinde de bir şekil vardır. Ağaçtır aslında, hayat ağacıdır. Kökü yerde, işte başı yukarıda. Yani öteki alemle bağ kuruyor şeklinde değerlendirilir. Bir başka yönden baktığımızda, gene geleneğe baktığımızda kızın veya gelinin anne ve babası hediye getirenlerin önlerinde üzerlik otu yakar. Üzerlik otu Anadolu'da da mevcut olan bir gelenektir. Rahatlatıcı bir kokusu vardır yandıktan sonra. Nazarı falan da savdığı değerlendirilir. Yani onlardan koruduğu düşünülür. Tabi biraz artık o İslami olmuş, üzerlik otu yakınca da gene salavat getirilir. Dua okunur. İşte nazardan korusun diye. Hediyeleri getirenlere dediğimiz gibi para verirler veya da ne bileyim değişik hediyeler verirler. Çille gecesi ayrıca dediğimiz gibi pilav pişirilir ve o pilav da kolu komşuya da dağıtılır. Seneye inşallah hafta sonuna denk gelir de pilavlı yaparız burada. Bir Türkmen pilavı gibi pilav yaparız. Ben fazla konuyu uzatmayayım, sıkmayayım. Zaman da iyice akmaya başladı. Ben bugün çileyle ilgili bir şiir yazmıştım, onu okuyayım size. Biraz tekerleme gibi ama gene bugünün hatırası olarak kalsın. Bakın bakın gözüme, kulak assın sözüme. Çille gelir gar ile, alma heyva nar ile. Yandır kızıl şamları, sofra açsın,
akşamları. Nar sofraya saçılsın, bu bahtımız açılsın. Kes karpuzu ikiye, bir bize bir de size. Şahta vurdu bir güle, ot düşmüş, ot düştü sönmüş küle. Çille gardı, borandı, hicran daha da yamandı. Verme düşmana aman, donsun bu gece zaman. Birleşsin ayrı eller, bayram olsun çilleler. Çille olsun bol garlı, ömür olsun baharlı. İnşallah bütün ömrünüz baharlı. Çakal beni çok güzel anlattın. Yok güzel. Ağzına sağ ol. İkinciyi de yiyin. Fazla. Abi çok sağ olun. Arkadaşlar olsun. Ama çeler de şeker. Yiyecekleri çek abi. Daha sert olur. Atacaksın beni sevdiğini söylemesin için. Doldur eşkin çevreti, ver içim. Atacaksın beni ayrıyı sana besleyeceğim. Olur eşkin şerbeti kardeşim. Ne söyle sana ne de oldu ya. Söyle söyle sana böyle ne de oldu ya. Gözlerine sürme çek.
çek gözlerine, özüm özüne kurban hayvan, gözlerin gözlerine. Thank you.
eserlerinin şiirini okuyacağım. Ondan sonra da şey mağaz olacağım. Az önce dinlediğimizin sığılırım salgayalıkta. Taşlar ayağın ezer, maralım. Gel seni besleyim gözüm üste. Etme aşığından hezer, maralım. Dişine dişine kıya bakanda, 85 könlümü oda yakanda, çeşmeyi çeşminden nurlar akanda, kaynar bulaklara benzer, maralım. Seyyare tutmuştur hüsnünden sorak, bednezer gözünden olsun irak. Göksünde gel gizden, gitme çok uzak, hicran dağlarını gezer, maralım. Bu kadar. 1908 doğumlu, 1938'de idam ediliyor kurşuna dizilerek. Nargin Adası'nda, Azerbaycan'da. Hatta en son şiir dinletisinde, Hava Hocam'ın düzenlediği şiir dinletisinde de onunla ilgili şiir de okumuştuk. Kısa da tanıtmıştı. Eşi Dilber'le evleniyor. Daha evliliklerin ilk yıllarında. Eşi de öğretmen, kendisi de öğretmen. Eşi Gence'ye yaz tatiline gidecek. Yaz tatiline gidince, tabii gitmeyi düşününce Müşfik biraz hüzünleniyor. Yani üzülüyor. Gitmemesini istiyor aslında bir yerde. Üzüldüğünü görünce Dilber, Müşfik'e diyor, istersen gitmeyeyim, kalayım diyor. Müşfik de, değilse Müşfik'in yanında kalacağım ben, kal ginen sene kurban diye bir sözler mırıldanır. Peşine de şiiri yazar. O şiiri okuyayım ben size. Hatta bu şiir yayınlanmamıştır o dönemde. Daha sonra Dilber söyler. İdam edildikten sonra. Hem işbirin şöyle bir şey var. İnsan diyor, sevgilisine yazdığı şiiri yayınlamaz diyor. Öyle bir şeyi varmış bir. Şiir sayısı çok fazla. 29 yaşında ölüyor ama geriye yani yüzlerce şiir bırakıyor. Demek fazla yaşasa Allah bilir ne kadar şiir bırakırdı. En kısa hatta, zamanda da o şiiri Çetin Hocam çevresini yaptı. Belki 10 gün sonra o kitap imza töreninde yine birlikte oluruz inşallah. 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 Hatta idam edilince Semet Vurgun arkadaşı zaten yolun ortasında çöker, ağlar yani, üzülür. Daha sonra birisi bir sohbet ortamında Semet Vurgun'a der ki, aslında çok da büyük bir şair değildi der Mikail Müşfik için. Semet Vurgun da seni bilmem ama benden büyük bir şairdi der. Gece oldu. Bir ara.